Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu, bir hazırlık var ki böyle bir çalışma ortamında bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara, yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Şimdi Kız Kumu Motel, gerçekten yaptığınız başarılı çalışmalarla uzun yıllar bu sektördesiniz ve yaptığımız başarılı çalışmalarla da bölgede bugün sektörün en iyilerinden biriyiz. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapıyoruz. Burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, ürün ve hizmet kalitenizden sevgili izleyicilerimize bahsedeceğim. Ancak öncelikle sizleri tanıtarak başlamak istiyorum ve izin verirseniz hanımefendiyle başlamak istiyorum. Sayın Çiğdem Özdemir kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Yaklaşık 3 yıllık evliyiz. Hı-hı. Bu ay dolacak. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Siz Özden Bey'in eşisiniz. Baba mesleği ve özellikle eşinizin de mesleği olmasından kaynaklı bu sektöre evlilikten sonrası girdiniz. 3 evet. yıldır siz de eşinizle birlikte hizmet vermektesiniz. Ve aslen neresiniz efendim? Eskişehir. Eskişehir doğumlusunuz. Buraya gelin geldik. İyi ki de geldik. Evet. Son derece başarılı bir işletmecilik ve son derece başarılı bir evliliği sürdürmektesiniz. Hemen size döneceğim. Özden Bey, siz biraz tanıyalım mı lütfen? İsmim Özden Özdemir. 1984 doğumluyum. 2005 yılından beri aileden gelen bir işletmemiz var burada. 1983 yılından beri çalışan. 2005 yılından beri de ben çalıştırıyorum. Hizmet veriyorsunuz. Aslında aile işletmesi. Aile işletmesi aslında. Baba mesleği diyoruz. Baba doğal mesleği olarak da siz gibi. Çocuk yaşlardan beri aslında bu sektörün içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Sayılır. Fakat sizin farklı çalışmalarınız, eğitimleriniz vardı ve ondan sonra da 2005 yılında bir fiil hizmet vermeye başladınız. Evet. Ve gün içerisinde yine kafeden, bardan da hizmet alabiliyorlar. Evet. Plajımız özellikle onlara hizmet açısından son derece kaliteli bir hizmet sunabiliyorsunuz. Yeşil ile mavinin buluştuğu fevkalade güzel bir alandayız. Bu çok çok önemli. Ve biraz evvel de söylediniz, baba mesleği olduğu için de siz çok uzun yıllar bu sektörde başarılı hizmetler verdiniz. Sektörün en iyisisiniz. Ama biliyorsunuz yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar da var. Özellikle misafirlerin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellikler nedir? Biz daha çok böyle sıradan döner vesaire gibi yiyeceklerden insanları kurtarmaya çalışıyoruz. Hani her gittikleri yerde tavuktur, dönerdir vesaire gibi yiyeceklerden uzak kalmaları için eski özlenen ev yemekleri. Tencere yemekleri yapıyoruz. Tencere yemekleri. Çok önemli. Yöresel. Hı-hı. Mesela kızartmamız var. Hı-hı. Muğla'ya özgüdür. Hı-hı. Muğla'ya yoğurtlu. Ağırlıklı yemeklerimizi gün içinde börülce. Çoğu kişi bilmez yani bu bölge dışındakiler. Bu tip şeylerle, yemeklerle hizmet veriyoruz. Onun dışında da akşam yemeklerinde alakart yine yöresel balıklarımız oluyor. Deniz ürünlerimiz oluyor. Şimdi denize sıfır bir alandayız. Biraz evvel de söyledim ve şaka değil söylediğim. Yani yeşille mavinin ciddi anlamda buluştuğu yer. Denizin içinden yükselen ağaçlar var burada. Evet. Çok çok önemli. Yani misafirlerimiz denizi ve yeşili bir arada yakaladığı son derece ferah, rahat ve sesten, stresten, gürültüden, fabrikalardan, makinelerden ve gürültüden, araçlardan da uzak bir ortamda tatil yapabilme imkanı buluyor. Tabii ki sizin aslında diğerlerinden ayrıcalığınız öncelikle konumunuz. Ama yılların tecrübesi, profesyonel kadro, biraz evvel anlattığınız gibi yemek kalitesi ve değişikliği ve yine sizin güler yüzleriniz, bana göre belki olmazsa olmazlardan bir tanesi aile işletmesi olmanız sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikler diyebiliriz. Türkiye'nin nerelerinden gelir konuklarınız? Nerelerden özellikle siz talepler ve tercihler artar? Ağırlıklı İstanbul, Ankara, İzmir, Ege bölgesi çevresi, İç Anadolu, genellikle oralardan ama Türkiye'nin bütün bölgelerinden hatta yurt dışından da gelen misafirlerimiz, konuklarımız oluyor. Yani Türkiye'nin 81 ilinden gelen konuklarımıza burada bu hizmeti verebildiğimiz gibi zaman evet. zaman bölgeyi ziyarete gelen, dünyanın birçok noktasından gelen misafirlerimize de hizmet verebiliyoruz ki ağırlıklı olarak zannediyorum İngilizler biraz daha fazla rağbet göstermekte İngiliz, bölgemize. Ruslar. İngiliz ve Ruslar da buradan hizmet alabiliyor. Evet. Şimdi biraz evvel söyledim bu sektörün en iyisisiniz. Ben biraz geriye yönelik plan projelere değineceğim. Aslında siz bu sektöre girişiniz 2005 fakat hep burayı ikinci planda, üçüncü planda tutarak bugünlere geldiniz. Ama sizinle yaptığımız özel sohbet esnasında inşallah bugünden sonrası ile ilgili çok daha farklı planlar ve projeler ürettiğinizi söylediniz. Neler yapmayı planlıyorsunuz gelecekler için?
ürün kalitemizi arttırmak, daha çok insana hitap etmek. Belki bünyenize daha fazla insan çalıştırmak gibi. Tabii ki projeniz var ama anladığım kadarıyla önceliğimiz bugün verilen hizmetin kalitesinden asla ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek diyebiliriz. Bir ailemiz var, 5 yönümlük. Orada organik tarım üzerine çalışıyoruz. Anneannelerimizden gelen tohumları, sakladığımız tohumları tekrar dışarıdan hiç tohum almadan onları üretiyoruz. Ve burada müşterimize hizmetini sunuyoruz. Sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden değerli müşterileriniz de var. Ki onlar sizden aldıkları hizmet ve ürün sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bu zamana kadar bizi tercih etmiş olan bütün müşterilerimiz, misafirlerimize çok teşekkür ederiz. İlerleyen yıllarda müşteri portföyümüzü daha genişletmek istiyoruz. Onların da dilekleriyle, arzularıyla... Onları tekrar tekrar burada göreceğiz, onlara hizmet vereceğiz. Artık onlar bizim büyük ailemiz diyebiliriz. Bizi tercih eden tüm misafirlerimize, dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık onlar sizin büyük aileniz. Biraz evvel de söylediğim gibi onlarla uzun bir ömür ben de sizlere diliyorum. Siz tanıdığınız değerli misafirlerinize teşekkür ettiniz. Ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum izin verirseniz. Değerli izleyicilerimiz sizlere Marmaris Orhaniye'den ve sektörün en iyisi Kızkum Motel'den seslendiğimi söylemiştik. Bölgeye gelindiğinde mutlak görülmesi gereken gözde bir işletme olarak biz de size burayı tavsiye ediyoruz. Birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi, inanılmaz panoraması, profesyonel çalışan kadrosu, güler yüzleriyle kendileri görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizler için ayırdığınız değerli dakikalara tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun.